We scored the goals that we needed and I think fully deserved the win from us. Buraya kazanmak için gelmiştik. Nasıl olduğunun bizim için bir önemi yoktu. Bizim için galip gelmek önemliydi. İlk yarıda önde baskı yaparak başladık ve ilk yarıda gol bulmayı hedefliyorduk. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Fakat takım sakin ve sabırlı bir şekilde oynamaya devam etti. İkinci yarıda istediğimiz golleri bulduk ve hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Roma'dan sonra burada da Cengiz ilk asistini kardeşim demişti kendisi için. Yine Dzeko'ya yaptı. Bu uyum hakkında neler söyler? Bu birliktelik bu bağlantıdan daha fazla görecek miyiz? So after Roma, Cengiz made another assist for you. His first assist in the Hammer Club, it was for you. So he calls you as a brother. So what would you like to say about this togetherness with him and this harmony between you guys? Yeah, I mean, I didn't know about the first assist in Rome. Umut told me after the game, and I mean, obviously Cengo is a great player, and he's going to be a big help for us, for the team, and he showed it also today, even if he's not 100% fit. Obviously it helps that I played with Cengo 3 years in Rome, so we know each other. We know how to move. We know how the other player moves. So also the second goal, the first goal that we scored, the assist from here, I think he was already seen in Rome shirt. Evet, Roma'daki ilk asistinin de bana olduğunu bilmiyordum ben. Maçtan sonra Umut bana söyledi. Kendisi harika bir oyuncu. Takımımıza da çok yardımcı olacak. Buna hiçbir şüphem yok ki. Bugün de gösterdi. %100 hazır olmamasına rağmen. Bugün bunu gösterdi. 3 yıl birlikte oynadık Roma'da. Kendisini çok iyi tanıyorum. Biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Saha içerisindeki hareketlerimizi çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla kendisiyle saha içerisinde çok iyi anlaşıyoruz. İlk golünü bana attırdı. Roma'dan görmeye alışık olduğumuz bir şey. So also it was Fred's debut today. He played his first match with Fenerbahce. He scored a goal, but it was not allowed. So what would you like to say about his adaptation to the team and his performance? Because you saw him on the pitch, you were on the pitch as well. So what would you like to say? Yeah, I mean, Fred is a big help, a big player for us, and obviously like Cengo, the same Fred, he's not yet 100% fit, and you could see that they had cramps because they didn't play the games or played less games than we did in the preseason. So another expert player who plays Brazilian national team, it's not much to say there. Everything is said, and I think he was unlucky today to get that goal cancelled, but he's going to be a great signing for Fener. Fred hiç şüphe yok ki çok büyük bir oyuncu, bize çok büyük katkıda bulunacak. O da Cengiz gibi %100 hazır değil. Zaten bu sebepten dolayı iki oyuncu sahada zaman zaman kramplar yaşadılar. Çünkü hazırlık döneminde bizlere göre daha az maç oynadılar. Ama kendisi de çok tecrübeli bir oyuncu. Brezilya milli takım oyuncusu. Dolayısıyla onu anlatmaya gerek yok. Bugün golünün iptal edilmiş olması onun açısından şanssızdı. Ama belirtmiş olduğum gibi Fenerbahçe için çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bize çok katkısı olacaktır. Bu röportajında şu ifadeyi kullandı. Geçmişte yaptıklarım geçmişte kaldı. Önümüzde yapacaklarıma odaklıyım. Taraftar onun takım içindeki büründüğü rolden çok mutlu. Gelecekte neler yapacak hem kişisel olarak hem takım olarak taraftara neler? So in an interview that you have made, you said that past is past now. All the things that you achieved in the past are in the past. So you are focusing on the future now. So the fans also like very much your role in the club, in the team. What would you like to say about future, your personally and as the team? Yeah, I mean, like I said, obviously, even the goal today is in the past already, because when the game finish, you know, the most important thing is that the team wins, you know, and there's so many games, important games coming from the conference and the Turkish League as well. So there's no time to look back. When you finish the game, you play straight after 3 days. So you have to concentrate on the next game, next wins, next goals, you know. So we always have to be hungry for more, not to think about what we did before. I think that's the right way to go.
Bugün atmış olduğum gol de geçmişte kaldı benim için. Çünkü maç bittiği zaman en önemlisi maçı kazanmaktır. Önümüzde de çok fazla zorlu maç var, hem Konferans Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde. Dolayısıyla geçmişe bakacak vaktimiz yok. Her üç günde bir yeni bir maç oynuyoruz. Onlara konsantre olmalıyız. Yeni gollere, yeni galibiyetlere konsantre olmalıyız. Her zaman aç olmanız gerekiyor. Geçmişe bakmamanız gerekiyor. Doğru yolun bu olduğunu düşünüyorum. Ceko'nun açıklamaları bu şekildeydi. Özellikle Cengiz'e övgüler yağdırdı. Çok önemli bir imza olacak Fenerbahçe için. Önemli bir transfer olacak dedi. Fred'i zaten Brezilya milli takımından biliyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu dedi. Bu arada Fred demişken ekrandaki oyuncunun gol sevinci kursağında kaldı. Çok güzel görüntüler var ama tabii içinde maç görüntüsü olduğu için veremiyoruz. Oğlu izlerken çok büyük bir sevinç yaşıyor. Bakıyorum şöyle bir 5-6 yaşlarında. Çok güzel bir görüntü ama sonra tabii bir hayal kırıklığı oldu. Ya aslında o golü seyrederken Gürcan'la beraber dedim ki keşke ekranlarımızda hep beraber şu golü bir oluşumunu ve sonrasını nasıl geliştiğini anlatsaydık. Çok güzel bir orta sahada, ceza sahası içerisindeki bir gittili geldili bir pozisyon var. Topun kazanılması var. Oradan atılan gol çok değerli bir goldü. Fred için de çok önemli bir goldü. Offside olması evet Fred için üzüntülü bir an ama oyunun geneline baktığımızda eğer konuşacaksak, devam edeceksek sevgili Onur. Yani Fred'in çok arzulu, istekli olması, Cengiz'in üst düzey oyun oynamaya çalışma isteği, ayaklarına kramp gelinceye kadar Fenerbahçe'ye katkı vermeleri. Hocam, goldeki... onu da iyi hatırlattın. Oyundan çıkan Fred'le Cengiz'in hani önemli bir sakatlığı yok. Yok evet, ayaklarına kramp girdiği için. Çok fazla sıvı kaybı orada evet. Sıcak, nem, yorgunluk. Yani çok ağır için. Bir sakatlıktan dolayı oyundan çıkarılmadılar. Evet. Bunun dışında Cengiz'in iki tane çok önemli stoperi kulenin arasında Ceko ile topla buluşturması önemli bir asist. Önemli bir sol ayak bir asisti diye düşünüyorum. O tabii kilidi açan bir hareketti. Fenerbahçe'nin bu kilidi açan ayaklarının çok olması, bu tip kapanan defanslarda, bu tip oyunun ceza sahası içerisinde yıkıldığı dönemlerde Fenerbahçe'nin en büyük avantajı olacak. Kaldı ki Fenerbahçe'de ikililer birbirlerini tanıyan çok oyuncu var. İşte Roma'dan Cengiz'de Ceko'nun, işte Mert Hakan'la Altınor'dan Cengiz'in, daha önce de beraber karşılıklı bir sürü liglerde oynamış olan oyuncuların bir arada Fenerbahçe'de buluşması, kaliteli ayaklarla buluşması ve de yeni gelen oyuncuların bu akşamki oyuna ve skora katkısı Fenerbahçe istenilen neticesinin ve de galibiyetin 3 puanını aldı. Ama şunu da söylemeliyiz ki Samsunspor 11 seneden sonra ilk defa Fenerbahçe ile ligde evet. oynuyor ve de 2-0 net bir mağlubiyet alıyor ama yani kolay bir takım değil Samsunspor. Özellikle maça başladığında Samsunspor'un çok ciddi atakları var. Yani böyle bir iğne batırırmış gibi Fenerbahçe defansına çıkışları var. Hatta ilk atağında, ilk pozisyonda da Samsunspor yarattı. Fenerbahçe'nin ben bugün defansını da beğendim. Defansında oynayan. Ama İsmail Kartal'ın belki de şeyini merak ediyorum, açıklamasını. Yani 70 küsürlerde Serdar Aziz'le çıkışın çıkıştan çıkmasından sonra defansın olduğu gibi değişmesi.